bunlar, bunlar filan falan. Herkes bir yere savrulmaya başlıyor. Bu dava adamı olmak değil. Dese de ayak oyunlarıyla aynısını Necmettin Erbakan'a yapmıştı. Erdoğan, milli görüşün lideri Erbakan'ın partisini parçalayarak yollarını ayırmıştı. Şimdi ise devran döndü. Değişim sırası AKP'ye geldi. Erdoğan anayasada bir değişiklik yapmazsa kestane ballamanda yoğurdunu kaşıkladığı sarayın son dönemi. Yani anlayacağınız parti içinde klikler savaşı başladı. Bu süreçte muhalefetten çok AKP içerisinde vuku bulacak taht oyunlarını izleyeceğiz. Neden derseniz, çünkü AKP ihaneti ve gürültüsü çok olacak, Erdoğansız bir döneme hazırlanıyor. Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyor. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Çok değil, seçim öncesi AKP içindeki klikleri Soylu, Albayrak, Bilal, Binali, Fidan ve gelenekselciler diyerek bir çırpıda özetleyebilirdik. Ama şimdi kim kimdir bilemiyoruz. Kimin kiminle arası iyi tahmin edemiyoruz. Hangi cemaat çok aktif kestiremiyoruz. Anlayacağınız kimin eli kimin cebinde belli değil. Erdoğan sonrası iktidar mücadelesi partide tüm dengeleri alt üst etmiş durumda. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım Erdoğan sonrası için pusuda. Erdoğan ailesindense Berat Albayrak, Bilal Erdoğan, hatta Selçuk Bayraktar sırada bekliyor. Hareket etmeleri için Erdoğan'ın işaret fişeği yeterli olacak. Binali Yıldırım, oturduğu makamları hep Erdoğan seçti ve yine Erdoğan istediği için o makamları terk etti. Erdoğan'ın kariyeriyle paralel yükseldi, sadakatiyle tanınsa da koltuk için her an bir hareket çekebilir. Bir şarkısın sen. Yıldırım, serveti ve çocuklarının ortak olduğu şirketlerle hep eleştirildi. Adı kriminal birçok olaya karıştı. Oğlunun yeraltı bağlantıları ortada. Erdoğan'ın Yıldırım'ın oğlunu MİT Başkanı olduğu dönemde Hakan Fidan'a takip ettirdiğini bilmeyen de yok. Özetle Erdoğan Yıldırım'ın, Yıldırım Erdoğan'ın kara kutusu. Davutoğlu ve ekibinin AKP'deki tasfiyesinde aktif rol aldı. İzmirliler grubu olarak bir dönem AKP'ye şekil verdi. Bende stres oluşturmadı ama ekibimde çok büyük stres oluşturdu. Yıllar geçti. Bu kez Yıldırım adı konulmamış bir tasfiye ile karşı karşıya. Milletvekili yapılmayacağının bildirilmesine rağmen Erdoğan'ı dinlemedi, son anda adaylık başvurusu yaptı. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı beklentisi vardı, olamadı. Hayal kırıklığı yaşadı. Düşük profilli bir başbakan olarak AKP tarihine geçen Binali Yıldırım ve ekibi şimdilik en zayıf halka gözükse de fırsat kollayacak ve geri adım atmayacak. Biliyorsunuz biz başbakanlık gitti. Koltuk elimizde kaldı. Meclis başkanlığı da gitti. Hulusi Akar, eski asker, yeni siyasetçi. 15 Temmuz'un şaibeli Genelkurmay Başkanı, görev sürecinde TSK'nın geleneklerini sildi. Tek adam olma hırsı herkesin malumu. Bakanlığı döneminde mesai arkadaşlarını tasfiye etmekle meşgul oldu. Hulusi Akar dış ilişkiler konusunda donanımlı. Diğer rakiplerine göre uluslararası dengelere daha hakim. ABD ve Avrupa'nın gelecek gördüğü bir isim. AKP için güçlü ancak güvenilmez bir lider adayı. Erdoğan da bunun farkında. Bu yüzden bakanlıktan uzaklaştırdı. Akar da pasifize edildiğini çok iyi biliyor. Kızgın ve kırgın. Bu hali devir teslim töreninde de görüntülendi. İddiaya göre Akar kızgındı. Hatta meclis dahil hiçbir görevi kabul etmeme niyetinde olduğu dillendirildi. Ancak Akar cepheyi terk etmek istemiyor olacak ki Milli Savunma Komisyonu Başkanı oldu. Özetle Erdoğan sonrası için şimdilik beklemekte kararlı gibi. Gelecek, gelecek, onun da zamanı gelecek. Bekleyin, bekleyin. Ve bir diğer isim. Eski demokrat, yeni otokrat Süleyman Soylu, genç ve dinamik bir lider adayı. Aynı zamanda AKP teşkilatında karşılığı olan bir isim. Kriminalize olmuş kesimin de desteği var. Dış politika konusunda Erdoğan gibi, dışa kapalı toplum yapısına müsait. Ulusalcılar ve Rusya için ideal bir partner. Hayat sokağının minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun, dik olsun, dik olsun. Hayat sokağının minaresi kadar.
Soylu, bakanlığı sürecinde suç örgütlerini korumasıyla, işkenceyi alenen teşvik etmesiyle gündemden düşmedi. Adı uyuşturucu dünyasıyla yan yana kullanıldı. Peker'in ifşaları ortada. Hakan Fidan kaynaklı iddialar da Soylu'yu yıprattı. Erdoğan'la depremde başlayan gerilim, milletvekili listeleriyle krize dönüştü. Makamında kalmak için çok mücadele etti, yerine geçen Ali Yerlikaya'yı engellemek için emniyet istihbarat üzerinden dosya bile hazırlattı. Ancak olmadı. Soylu'yu kızağa çekmek için fırsat kollayan Erdoğan, kabineden uzaklaştırarak tasfiye sürecini başlattı. Bu bir nasip meselesi. Dayak bile nasipsiz değil. Soylu, Erdoğan'ı daha fazla kızdırmadan ayakta kalmanın hesaplarını yapacak. Siyaseti çok iyi biliyor. İçişleri Komisyon Başkanı tercihi de bu yüzden. Boş durmayacak. Kariyerini zirveye taşımak için de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için çabalaması muhtemel. Daha yeni başlıyoruz. Gelelim Hakan Fidan'a, yani Erdoğan'ın sır küpüne. Gözü zirvede olanlardan. İstihbarat tecrübesine çok güveniyor. Erdoğan sonrası için derin ama sessiz bir hazırlık içinde. Aslında 2018 yılında aktif siyasete girmek istedi ancak Erdoğan müsaade etmedi. İddiaya göre Fidan yeni dönemde de MİT başkanlığı görevi yerine aktif siyasette olmak istediğini bir kez daha hatırlattı. Aksi durumda emeklilik talebinde bulundu. Aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Fidan'ın parti içi en yakın arkadaşı Hulusi Akar, ikili özellikle dış seyahatlerde yan yana verdikleri fotoğraflarla hafızalarda yer edindiler. Dış politikanın belirlenmesinde Erdoğan'ı yönlendiren ekibin en önemli parçası oldular. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bile gölgede bıraktılar. Akar mı Fidan'ın, Fidan mı Akar'ın yanında olur, zamanla göreceğiz. Ancak Fidan, Erdoğan sonrası için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Erdoğan'ın önünde 5 yıl var. Bu listeye eklenenler de olur, çizilenler de. Erdoğan ailesinden de isimler listeye yazılabilir. Ancak çeyrek asırdır Türk siyasetine yön veren Erdoğan'ın sayılı günleri başladı. AKP yol ayrımında. Muhalefeti bile dizayn eden Erdoğan, kendisinin yerine elbette bir varis tayin edecek. Biz ipuçlarını verdik, gerisini siz düşünün biraz da. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz.